Which of the following times is not mentioned in the paragraph? Paragrafta aşağıdaki zamanlardan hangisinden bahsedilmemiştir diye sorulmuş. Hemen paragrafımıza bakalım hep birlikte. My brother Jack goes to Selçuk University. He gets up at 7:30. He catches the train at 8:10. He has breakfast on the train. His classes start at 9:20 and finish at 4:30. After school, he goes to the library. He comes back home at 6:15 in the evening. And then we have dinner. After dinner, he goes to bed. Hemen bu saatlerin hangisini temsil ettiğine bakalım. At 7:30. 7:30. Acaba var mı diye bakıyorum. 7:30'a uygun bir görsel bulamıyorum. Bu nedenle bu saati atladık. 8:10. 8:10 geçe C şıkkında görmekteyim. Dolayısıyla bundan bahsedildiği için C şıkkını eleyebilirim. Devam edelim. 9:20. 9'a 20 kala. Yani saat 8:40 olmakta. Dolayısıyla D şıkkında bunu görebiliyorum. Devam edelim. 4:30. 4:30. B şıkkında yine 4:30'u gösteren saati görebilmekteyim. Son saatimize gelelim. At 6:15. 6'yı çeyrek geçiyor. A şıkkındaki saatimi belirtmemekte. A şıkkındaki saatim 8:20 olarak gözükmekte. Dolayısıyla bu saati metinde bahsedilmiş bir şekilde görmemekteyiz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Which graphic is correct according to the students' answers? Öğrencilerin cevaplarına göre hangi grafik doğrudur diye sorulmuş. Hemen öğrencilerimizin cevaplarına bakalım. 10 students say we shouldn't carry heavy things. 10 öğrenci biz ağır şeyler taşımamalıyız diye söylemiş. 7 students say we should go to the dentist. 7 öğrenci ise dişçiye gitmeliyiz demiş. 3 students say we should use tissues. 3 öğrenci ise biz mendil kullanmalıyız diye bir öneride bulunmuşlar kendilerine. Dolayısıyla we shouldn't carry heavy things, ağır şeyler taşımamalıyız diyen kişilerin bir sırt ağrısı olabilir. Yani backache olan grafik bizim için doğru bir grafik olacak ve bu grafikteki backache kısmında 10 kişi olmalı. İkinci kısma gelelim. 7 students say we should go to the dentist. Dişçiye gitmeliyiz diye öneride bulunan 7 kişilik ekibin bir toothache yani diş ağrısı olabilir. Hemen bakıyoruz aynı sütunda bulunan, aynı şıkta bulunan tablomuza. Toothache bizim için 7 kişiyi göstermekte. Devam ediyoruz. 3 students say we should use tissues. 3 öğrenci ise mendil kullanmalıyız diye öneride bulunmakta kendilerine. Dolayısıyla aynı grafikte ortadaki sütuna baktığımızda runny nose yani akan bir burun görmekteyiz bu 3 kişide. Dolayısıyla bizim için doğru grafik C seçeneğinde yer almaktadır. Doğru cevabımız C şıkkı. Which one does not complete the dialogue? Hangisi bu diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Hemen Ruth'un ne dediğine bakalım. What do you play in the garden with your friends after school? Okuldan sonra bahçede arkadaşlarınla neler oynarsın diye sormuş. Ve Oliver'ın cevap vermesi istenmiş. Bizim için Ruth'un sorduğu soruda önemli olan birkaç yer var. In the garden, with your friends. Bunlar bizim için önemli kelimeler. Bahçede
ve arkadaşlarımızla birlikte oynayabildiğimiz oyunlardan birilerini yazacağız buraya. Yazamadığımız da bizim cevabımız olacak. Çünkü hangisiyle tamamlanamaz? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Hemen A şıkkından başlayalım. Keepy Uppy. Top sektirme oyunu buraya yazılabilir. Bahçede arkadaşlarımızla bunu oynayabiliriz. C şıkkında basketbol. Basketbolu arkadaşlarımızla birlikte bahçede oynarız. D şıkkında blind man's buff. Körebe oyununu yine arkadaşlarımızla bahçede oynayabiliriz. Fakat B şıkkındaki chess yani satranç bir board game yani masa oyunudur. Bu nedenle içeride oynanır. In the garden bizim için yanlış olacaktır. Dolayısıyla B şıkkıyla bu boşluğu dolduramayız. Which of the following is correct according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hemen bilgilerimize bakalım. There is a park opposite the theater. Tiyatronun karşısında bir park var denmiş. Tiyatronun yeri bizde belirtilmemiş fakat parkı görebilmekteyiz. Bu nedenle ikisinin karşılıklı olduğu çıkarımına varabiliriz. Y ile adlandırılmış yere ise artık tiyatro yani theater yazabiliriz. Bunu da C ve D seçeneğinde görmekteyiz. Devam edelim. The zoo, hayvanat bahçesi, is between the park and hospital. Hayvanat bahçesi park ve hastanenin arasındadır denmiş. Dolayısıyla Z'yi tanımlamakta. Z yerine artık zoo, hayvanat bahçesi yazabiliriz. Bu ikili kombinasyonun bulunduğu tek bir şık var. Eğer Z'yi zoo olarak işaretlersek bizim için doğru cevap C seçeneği olacaktır. Buradaki pharmacy bizim için önemli değil çünkü bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Theater ve zoo bu bilgilerle birlikte soruyu çözmemize yeterli olmakta. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğinde yer alır. Which of the following completes the dialogue? Hangisiyle bu diyalog tamamlanır diye sorulmuş. John, do you like physical education? Beden eğitimi dersinden hoşlanır mısın? Burada Paul'un bir boşluğu var. Biz bu boşluğu dolduracağız. IT yani Information Technology is my favorite. John yukarıda beden eğitimi dersinden hoşlanıp hoşlanmadığını sormuştu. Paul ise bir cevap verip devamında açıklama yaparak bilişim teknoloji dersinin en sevdiği ders olduğunu açıklamış. Bu nedenle do you like physical education dersine olumsuz bir yanıt verdiğini çıkartabiliriz. Şıklarımıza baktığımızda ise no, I am not. Hayır, değilim. Doğru bir cevap kalıbı olmayacaktır. B şıkkına geldiğimizde my pleasure, benim için zevkti, yine doğru olmayacaktır. Me too, ben de, yine do you like kalıbında bir soruya cevaben verilemez. C şıkkına baktığımızda ise no, not really, bizim için doğru bir cevap olacaktır. Keza devamında bilişim teknolojileri benim en sevdiğim ders olarak devam edecek bu cümle. Which of the following is not mentioned above? Hangi seçenekten yukarıda bahsedilmemiştir diye sorulmuş. Hemen WhatsApp konuşmalarımızı okuyalım. Hi girls, I want to organize a surprise party for my class friend Lily. I need your help. Would you like to help me? Merhaba kızlar. Sınıf arkadaşım Lily için bir sürpriz parti organize etmek istiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım etmek ister misiniz? I can bring some party hats and balloons. Burası bizim için önemli. Artık burada nelere ihtiyacımız var ve nelerden bahsediyoruz bunu göreceğiz. Biraz parti şapkası ve balon getirebilirim demiş Carmen. Sen diye bakalım. I can bring beverages.
içecekleri getirebilirim demiş. My mom can make cookies and I can bring them. Annem kurabiye pişirebilir ve ben onları getirebilirim demiş Rose. Dolayısıyla şıklarımıza baktığımızda A şıkkında balonları görmekteyiz. D şıkkında parti şapkalarını görmekteyiz. C şıkkında ise içeceğimiz yer almakta. Dolayısıyla B şıkkından bahsedilmemiştir. B şıkkındaki görsel daha çok dondurmayı andırmakta. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Which picture shows Brian's favorite sports? Hangi resim Brian'ın en sevdiği sporu göstermektedir diye sorulmuş. Hemen Brian'ın açıklamasına bakalım. This is Brian. He does some sports on the weekends. Skateboarding is one of his favorite sports. Hemen burada sorumuza cevap bulabiliyoruz. Skateboarding is one of his favorite sports. Kayak yapmak onun en sevdiği sporlardan birisi demiş. Şıklarımıza geldiğimizde ise bunun görselleştiği seçenek olan C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle yukarıdaki diyalog tamamlanamaz diye sorulmuş. Do you know Keloğlan? Yes I do. Keloğlan'ı biliyor musun? Evet biliyorum. What do you think about him? Onun hakkında ne düşünüyorsun? I like Keloğlan. I think he is helpful and boşluğumuz var. Bu boşluktan önce ise Keloğlan hakkında düşüncelerini belirtmekte Liz. Keloğlan'dan hoşlanmakta olduğunu söylemiş ve devamında ise bence o yardımsever ve diyerek olumlu cümlelerine devam edeceğini belirtmiş. Keza helpful diyerek buna başlamış bulunmakta. Şıklarımıza bakalım. Brave, cesur burada bizim için olumlu bir özellik. Smart, zeki yine bizim için olumlu bir özellik. Hardworking, çalışkan yine bizim için olumlu bir özellik. Dolayısıyla buraya yazabiliriz. D şıkkındaki evil kötü demek. Bu nedenle bu sıfatı bu boşluğa yerleştiremeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Which of the following completes the dialogue? Hangi seçenekle diyalog tamamlanır diye sorulmuş. Hemen Emily ve Harry'nin diyaloğuna bakalım. Hello Harry, how many animals are there on your grandfather's farm? Büyük babanın çiftliğinde kaç hayvan var diye sorulmuş. Harry ise there are 2 horses, 5 ducks, 13 sheep, 6 cows and a dog diyerek cevap vermiş. Devamında ise bunların toplamını istemişler. Hemen hep birlikte toplayalım. There are 2 horses, 2 at, 5 ducks, 5 ördek, 13 sheep, 13 tane koyun, 6 cows, 6 inek and a dog. Bir tane de köpek varmış bu çiftlikte. Topladığımızda 27 rakamına ulaşmaktayız. Dolayısıyla cevabımız 27 yani B seçeneği 27 olmaktadır. Which of the following completes the conversation? Hangi seçenekle diyalog tamamlanır diye sorulmuş. Hemen diyalogumuza bakalım. Bu diyalogda bir hayvanımız tanımlanmakta. Is it a small animal? No, it isn't. Küçük bir hayvan mı? Hayır, değil. Does it live in an aquarium? No, it doesn't. Bir akvaryumda mı yaşar? Hayır. Can it swim? No, it can't. Yüzebilir mi? Hayır, yüzemez. Does it bark? No, it doesn't. Havlar mı? Hayır, havlamaz. Does it give milk? Süt verir mi? Yes, it does. Evet, süt verir. It is a... demiş ve burada bir boşluk bırakmış. Gördüklerimize göre
küçük bir hayvan olmadığını, akvaryumda yaşamadığını, yüzemediğini, havlamadığını ve aynı zamanda ayırıcı bir özellik olan süt verdiğini görmekteyiz. Bu bizim için önemli bir bilgi. İnek olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle it is a cow, yani A seçeneğindeki görsel bizim için doğru cevap olacaktır.